Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oppo'nun uygun fiyatlı kulaklığı Oppo Enco Buds'ı inceleyeceğiz. Öncelikli olarak kutu içeriğinden başlayalım. Malum günümüzde pek çok kulaklığın içeriğinde standart malzemeler bulunuyor. Nedir? Kablosu, işte bazılarında silikonlar vesaire bulunuyor. Enco Buds'ın içerisinden sadece silikonlar çıkıyor arkadaşlar. Yani kablo vesaire çıkmıyor. Bunu sizlerle paylaşmış olalım hemen baştan. Yani bu kulaklığı şarj etmek için bir adet Type-C girişine sahip olmanız gerekiyor ki günümüzde zaten Type-C girişine sahip olmayan birisi herhalde yoktur. Çünkü Android bir cihaz kullanıyorsanız zaten genel olarak bunları Type-C soketiyle şarj ediyoruz. Bunun haricinde günümüzde pek çok farklı cihazda da artık Type-C girişleri kullanılıyor. Hatta notebooklarda vesaire bile Type-C girişlerinden şarj olmaya başladı. Dolayısıyla kablo çıkmaması bizce çok büyük bir sorun değil ama bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım istedik. Şöyle 2 adet kulaklık silikonu var içinde bunun. Yani toplamda 4 tane ama 2 adet boyu var içinde. Bunları da eğer kulağınıza uymazsa üzerinde gelenler ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz. Peki bu kulaklık bizlere neler sunuyor? Öncelikli olarak şöyle hoş bir kutusu var. Bunu sizlere hemen paylaşmış olalım. Şöyle açtığımızda 2 tane Enco Buds karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Oppo kablosuz kulaklık tarafında hayli geniş bir model yelpazesine sahip ki genel olarak modellerinde hep böyle saplı modelleri tercih ediyordu. Bunda ise tamamen tomurcuk yapısına sahip bir kulaklıkla karşımıza çıkıyor. Peki bu kulaklık modelinde hangi özellikler mevcut? Öncelikle şunu size söyleyelim. IP54 sertifikasıyla geliyor bu kulaklık. Yani toza ve suya karşı dayanıklı. Yani spor yaparken terlediğimde su alır mı, işte ne bileyim yağmurda dinlerken su alır mı gibi korkularınız olmasın. Çünkü IP54 sertifikasıyla geliyor ve toza ve suya karşı son derece dayanıklı. Bluetooth 5.2 desteği var bu cihazda. Dolayısıyla oyun oynarken vesaire gecikmelere yer vermiyor. Zaten bunda bir oyun modu da var arkadaşlar. Oyun moduna aldığınızda 80 milisaniyelik düşük gecikmeli bir moda giriyor. Ve bu sayede oyundaki sesleri direkt olarak duyabiliyorsunuz. Kablosuz kulaklıkların en büyük sorunu aslında oyun tarafında karşımıza çıkıyor. Çünkü sesler böyle biraz gecikmeli aktardığı zaman ne yapıyorsunuz? Şaşırma olabiliyor. Özellikle FPS oyunlarında bu bizim karşımıza büyük bir sorun olarak çıkabiliyor. Fakat Oppo ekseriyetle zaten geliştirdiği kulaklıklarda oyun moduna yer veriyor. Oyun modu sayesinde de düşük gecikmeler söz konusu oluyor. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamadan bu kulaklıkla oyunlarınızı vesaire ses gecikmesi olmadan oynayabiliyorsunuz. Müzik çalma süresinden bahsedeyim biraz sizlere arkadaşlar. Tek şarj ile 6 saat müzik çalabiliyor bu kulaklıklar. Yani kulaklıkları şöyle çıkardınız. Full dolu kulaklarınıza taktığınız anda 6 saat müzik çalma özelliğine sahip. Şarj kutusu ile birlikte bu süre 24 saate kadar uzuyor. Yani kabataslak şöyle bir hesap yapacak olursak bu şarj kutusu arkadaşlar bizlere bu kulaklıkları 4 defa şarj etme imkanı sunmuş oluyor. Çağrı süresinden de bahsedelim. Çağrı süresi genel itibariyle tek şarj ile 4 saat olarak belirtilmiş ve şarj kutusu ile 15 saatlik bir süre sunuluyor sizlere. Tabi burada ses seviyesini %50'de tutulduğunda belirtelim. Eğer ses seviyesini biraz daha yüksek tutarsanız ne olacaktır? Bu süre bir tık daha azalacaktır. Bu kulaklık kutusunu arkadaşlar eğer kulaklık içerisindeyse 150 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Yani takribi olarak 2,5 saatlik bir süreye geliyor. Eğer içerisinde kulaklık yoksa da 120 dakikada yani 2 saatte de bu şarj kutusunu tamamen şarj etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi gayet kullanışlı bir kulaklık. Şöyle tanıtması vesaire de son derece basit. Örneğin Oppo bir cihaz kullanıyorsanız direkt olarak tanıyabiliyor. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Şöyle kulaklık kutusunu açtığınızda hemen gördüğünüz gibi ne oldu? Oppo Enco Buds hemen ekranda belirdi. Burada zaten size hemen fonksiyonlarını vesaire gösteriyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bluetooth'a girip kulaklığı seçtiğiniz zaman buradan çeşitli özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Örneğin işte bir kez dokunduğunuzda oynat duraklat, iki kez dokunduğunuzda sonraki şarkı, üç kez dokunduğunuzda oyun modu demiş. Mesela bu üç kez dokunduğunuzda bunu ne yapabilirsiniz? Google Asistan'la değiştirebilirsiniz. Yani üç kez dokunduğunuzda kulaklığa ne yapabilir? Google Asistan'a geçiş yapabilir. Bu kulaklıkta değinmek istediğim son nokta ise tabii ki gürültü
engelleme özelliği. Bunda arkadaşlar aktif gürültü engelleme özelliği yok, fakat bunun yerine Oppo akıllı çağrı gürültü azaltma teknolojisi diye bir şey kullanmış. Bu genel olarak çağrı geldiğinde gürültüleri kesiyor ve sizin daha net bir görüşme yapmanızı sağlıyor. Tabii burada kafanıza bazı soru işaretleri oluşabilir, nasıl bir performans sunduğuna dair. Biz şimdi bunun canlı testini sizlere göstereceğiz. Arkadaşımız balkona çıkacak. E5'te gayet trafiğin hit olduğu bir noktadayız. Dolayısıyla trafik seslerini almadan nasıl bir görüşme yaptığını burada canlı olarak sizlerle birlikte görüntüleyeceğiz. Alo. Alo, sesin geliyor mu? Evet Alperen, sesini gayet net alabiliyoruz şu anda. Oradaki gürültü durumu nasıl? Yani trafikte vesaire çok gürültü var mı şu anda? Şöyle bir durum var. Ofisin balkondayım. Etrafımda arabalar vızır vızır geçiyor. Şu anda etrafta bayağı bir gürültü var. Biz bu gürültüleri duymuyoruz. Gerçekten aktif gürültü engelleme özelliği olmasa bile akıllı çağrı gürültü azaltma teknolojisi güzel çalışıyor diyebiliriz. Senin de sesin gayet net geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman sana teşekkür ediyoruz Alperen. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi çalışmalar. Evet, gördüğünüz gibi Oppo Enco Buds son derece başarılı bir görüşme sunuyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi kulaklıklardan birisi. Biz bu videoyu çektiğimiz tarihte arkadaşlar 300-350 TL arasında bu kulaklık internette satılıyordu. Tabii zaman zaman fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Malum Türkiye'de yaşıyoruz. Fiyatlar bir gününü tutmuyor. Fakat dediğimiz gibi şu anda 300-350 lira aldığınız yere göre fiyat değişebiliyor. Genel olarak değerlendirmemiz gerekirse kullanımının son derece rahat olduğunu söyleyebiliriz. Öyle müzik dinlerken kopmalar vesaire yaşamadım ben. Bir hafta falan test ettim arkadaşlar. Biliyorsunuz kablosuz kulaklıklarda müzik dinlerken bazen kopma vesaire yaşanabiliyor. Özellikle açık alanlarda, atıyorum rüzgarlı bir havada yürürken vesaire kopmalar yaşanabiliyor. Fakat Buds'ta ben böyle bir sorunla karşılaşmadım. Dolayısıyla başarılı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Şu silikonlar sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Bunu da belirtmek isterim. Eğer kulak içi kulaklıkları kullanırken rahatsızlık yaşamıyorsanız Buds'ta da herhangi bir rahatsızlığınızın olmayacağını sizlere söyleyebilirim. Kulaklığın dokunmatik kontrolleri vesaire gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Bu noktada size herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Diğer Android telefonlarla da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu kulaklığı. Yani Oppo Enco Buds'ı kullanmak için ille bir Oppo sahibi olmanıza gerek yok. Herhangi bir telefonla da dediğimiz gibi bu kulaklıkları rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca dokunmatik fonksiyonlarını da ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir kere tıkladığınızda şarkıyı durduruyor, iki kere bastığınızda gelen çağrıyı cevaplıyor vesaire. Bu fonksiyonları farklı Android cihazlarla da kullanabiliyorsunuz. Eğer bu kulaklık hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar üzerinde paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu yorumlara cevap vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.